Benim adım Ertuğrul Köseler. Oğlum Eray Köseler 26 Aralık 2001 tarihinde dünyaya geldi. Herkesin çocuğu gibi bizim çocuğumuza çok çok özel bir çocuktu. Çok sevdiğimiz tek oğlumuzdu, tek çocuğumuzdu. 24 Mayıs 2018 tarihinde bisiklet sürüşü için buraya geliyor. Hatta üç kuyularda buluşuyorlar arkadaşlarıyla. Grup sürüşüne katılacaklar. Fakat grup sürüşü o gece Bostanlı'dan başlıyor. Üç arkadaş bu grup sürüşünü kaçırdıkları için biz de kendimiz Güzelbahçe'ye sürüş yapalım diyorlar. Üç arkadaş olarak Güzelbahçe'ye gidiyorlar. Daha sonra arkadaşlardan bir tanesi ben yoruldum otobüse dönmek istiyorum diyor. Diğer ikisi oğlumla diğer arkadaşı bisikletle yavaş yavaş gelirlerken askeriyenin önünde yaklaşık buradan 200 metre geride otobüs durağında bekliyorlar. Bir otobüsün geldiğini görüyorlar. Yorulduk otobüse dönelim diyorlar. Fakat otobüs şoförü otobüse almıyor. Bunun üzerine bisikletle yola devam ediyorlar. Oğlumun her türlü gece sürüşle ilgili donanımı tamdı. Buna istinaden arkadaşına diyor ki benim lambalarım daha kuvvetli. Benim donanımım çok daha iyi. Sen önden sür, ben arkadan geleyim. Araçlar beni çok daha rahat görürler. Başımda bir şey gelmez diye arkaya geçiyor. Yaklaşık 100 metre kadar geldikten sonra bu kaza meydana geliyor. Ben haberi aldığımda 9 Eylül Hastanesi'nde olduğunu öğrendim. Süratle yola çıktım. İnsan kafasından bir şeyler geçiriyor. Sonuçta oğlunuz bisiklet kullanıyor. Bisiklet süren bir çocuğun başına en çok ne gelebilir? Düşmüştür, yara bere olmuştur. En kötüsünü düşünüyorum. Belki kolunda bir kırık olmuştur. 3-5 hafta sargıyla dolaşır. Bu da ona ders olur. Aklımdan geçen en büyük felaket bu idi. Hastaneye geldiğimde çocuk bölümünde tedavide olduğunu söylediler. Oraya gittim. Göstermediler. Tedavisi devam ediyor dediler. Herhangi bir açıklama yapmadılar bana. O esnada annesi fenalaştı. Yetişkin bölümüne götürdük acili. Diğer kaza yapan arkadaşı da ayakta tedavi oluyordu. Dinlenmiş, dinlenir vaziyetteydi biz yanına vardığımız zaman. Çocuk şoktaydı zaten. O koşturma esnasında yine aklıma benim hiçbir şey gelmiyor. Yani oğluna insan hiçbir şey yakıştıramıyor çünkü bu tip bir şeyler. Yaklaşık ben bir saat kadar orada dışarıda durduktan sonra doktorlar çağırdı. Ve yaklaşık 5-6 doktor vardı. Kalabalıklardı. Bana oturmamı istediler. Benden oturmamı istediler. Ben o an anladım her şeyi. Bir şeyler söylediler. Çok çaba sarf ettiklerini söylediler. Bir şey diyemedim kimseye. Acı gerçekti orada. Yüzleşmiş olduk. Daha sonra iki gün sonra kaza yerine geldim. Kaza yerini aradım öncelikle. Askerin olduğu yer diye yazıyordu. Üç kuyulardaki havacılığın olduğu yere gittim. Orada kaza izleri aradım. Bulamadım. Sonra haberlerden tekrar baktım internetten. Kazanın bu nokta olduğunu öğrendim. Daha sonra buraya geldim. Burada kaza ile ilgili emareler aramaya başladım. Çok büyük bir ağacın gövdesinde ciddi bir darbe vardı. Yani kaza yapan araç o ağaca yapışmıştı. Akordeon gibi olmuştu. Oralarda dolaşıyordum. Oğlumla ilgili bir şeyler aramaya çalıştım. Bir şeyler bulmaya çalıştım. Ağaçtan yaklaşık 50 metre kadar ileride şırıngalar gördüm. Yol kenarında. Önce aklıma herhangi bir şey gelmedi. Ya dedim serseriler buralarda uyuşturucu kullanmış galiba dedim. Biraz daha dikkatli baktıktan sonra
Oğlumun kan izlerini gördüm. İlk tedavinin burada yapıldığını gördüm, anladım. Daha sonra orayı beyaza boyadım. Karşı tarafta vefat ettiği için öfkemizi kusabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Acımızla baş başaydık. Yapabileceğimiz, kimseye bir şey diyebileceğimiz bir durumumuz kalmamıştı. Sadece yasal sürecin işlemesini bekliyorduk. Zaten kendimiz de takip edebilecek durumda değildik. Avukatımız takip ediyordu. Biz kesinlikle takip ettiğimiz bir konu yoktu. Kendi acımızla ayakta durmaya çalışıyorduk. Kazadan birkaç gün sonra kaza yapan çocuğun ailesi aradı karakol aracılığıyla. Oğulları da vefat etmişti. Oğulları da 19 yaşındaydı. Onlar da benden farksız durumdaydı. Taziyede de bulunmak için gelmek istediler. Kabul ettim. Yani kaza yapan çocuk hayatta olmadığı için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kimseye diyebileceğimiz bir şey yok. Helalleştik. Sağ olsunlar. Fakat süreç çok yavaş, çok hantal bir şekilde işledi. Ben kamera kayıtları aradım. Defalarca geldim. Buralarda dolaştım. Polis herhangi bir kamera kaydının olmadığını, tüm eşyalarını annesine verdiğini söylediler. Bunun üzerine askeriyle görüştüm. Olay yerine kayıtlarının olduğunu fakat ancak savcılık yoluyla resmi olarak talep edebileceğimizi söylediler. Biz de bunu talep ettik resmi olarak. Kayıtlar dosyaya girdi. Fakat bilirkişi kamera kayıtlarını görmeden karar verdi. Yani %100 sürücü suçluydu gerçi ama sonuçta başka bir aracın bu kazaya sebep olma ihtimali vardı. Onun araştırmasını istemişti avukatımız. Herhangi bir farklı durum yok deyip dosyayı kapattılar. Karşı tarafta vefat ettiği için dosya hiç açılmadı. Bu süreç içerisinde biz yaklaşık bugün kazadan sonraki 15 ay ve 10. gündeyiz. Biz herhangi bir şeyin peşine gitmedik. Fakat daha sonra avukatımız aracıyla öğrendik ki kazadan ötürü almamız gereken tazminat tavandan ödenmesi gerektiği için sigorta şirketi bu tip durumlarda zaten faiz ödemeyeceği için ödemeyi yapmayıp geciktirip vade farkından kazanmak istiyormuş. Böyle bir tutum içerisindeymiş sigorta. Onun haricinde bu süreç ayrıca devam ediyor hala. Onun haricinde kaza yerine baktığım zaman aracın son derece süratli olduğunu ve çok keskin bir viraj olmamasına rağmen önce orta revirlere çarptığını, oradan iki tekerlek üzerine kalktığını, yan yattığını ve kazaya meydan verdiğini gördüm. Yani bizim çocuklarımız orada olsa da olmasa da o araç yoldan çıkıp o ağaca çarpacakmış zaten. Teselli etmek için beni çok fazla şey söylediler. Çok fazla dostlarım, arkadaşlarım, ailem tarafından destek gördüm. Fakat insanın acısını laflayabileceği bir durum değil bu. Çok fazla teselli olabileceğin bir şey bulamıyorsun, kelimeler bulamıyorsun. Çok fazla paylaşabildiğim bir konu değil. Çok olmaması gereken bir yerde çok ciddi bir kaza oluyor. Ve karşı taraf kazayı yapan, %100 suçlu olan şahıs öldüğü için dosya kapatılıyor, ne acıdır ki. Ben burayı biraz incelediğim zaman ışıklardan yaklaşık
100 metre ileride bir kaza oluyor. Bu bölgede hız sınırı 70. Işıklardan öncesinde hız sınırı 30. Işıklardan sonra aracın 70'e çıkması ancak olur zaten veya 100-120'ye çıkar. Fakat bu kadar savrulup kaza olması demek aracın ciddi anlamda hız yapıyor anlamına geliyor. Ülkemizde yasaları yapan yasama, yürütme ve yargı. Yasalar bu bölgeye hız limitlerini sınırlayıcı tabelalar konulmasını istemiş veya hız sınırlarını belirlemiş. İlgili kurumlar da buralarda kendilerince önlem almışlar. Bunları belirtmişler yasanın öngördüğü şekliyle. Yürütmeye de tabelalar koymuş. Fakat yürütme ayağı bu tabelalar konulduktan sonra yeterli mi değil mi? Gerçekten araçlar 30 km saatte hızla düşüyorlar mı? Veya 70 km saatte hızla düşüyorlar mı? Deyip işin takipçisi olup bunları kontrol etmemişler. Ve böyle bir kazayla karşılaştıktan sonra olay yargıya intikal ediyor. Ve yargı da dosyayı buruşturup çöpe atıyor. İşin acı tarafı. Pek çok yerde hızların düşürülmesi için ek önlemler alınıyor. Tümsekler konuluyor. Metal ışıldaklar konuluyor. Veya şehirler arası yollarda maket polis ve jandarma arabaları konuluyor. Burada bir bedel ödendi. Bir can gitti. Ona rağmen hiçbir kurum kendinde suç arayıp veya sorumluluk arayıp burada bir daha böyle bir şey olmaması için herhangi bir girişimde bulunmadı. Sadece karşı taraf vefat ettiği için dosya kapandı. Sonrasında oğlumla birlikte bisiklet sürdüğümüz bisiklet grubu Bike İzmir, Sayın Mustafa Kemal Kara çok sağ olsun, olayın başından itibaren sürekli yanımızda oldu. Birlikte girişimlerde bulunduk onun ön ayak olmasıyla ve arkamda gördüğünüz bu anıt buraya konuldu. Bunda Mustafa Kemal Bey'in çok büyük emeği vardır ve belediyemizin de duyarlılığı sayesinde buraya konulmuştur. Tekrar çok teşekkür ederim. Kazadan bir hafta sonra 7. günü etkinlik, lokma döküp etkinlik yapalım diye düşündük. Allah kabul ederse lokma döktük, dağıttık. Sonrasında kaza yapılan yere bisiklet sürüşü yapıldı. Bu esnada da buraya bir bisiklet konulması, dikkat çekilmesi için kararlaştırıldı. O esnada kazada parçalanan, hasar gören bisikleti o an buraya ağaca merdivenlerle çıkıp yüksek bir yere astık, görünebilecek bir yere. Daha sonra yaklaşık 10-15 gün sonra bisikletin buradan çalındığını gördük. Bisikleti çalan kişi bisikleti sadece hurdacıya satabilirdi. Herhangi parçasını kullanabilme durumu yoktu. Baktığınız zaman bisikletin ağırına 15-20 lira gibi bir bedel karşılığı satıp 20 liralık bir menfaat sağlayabilecekti kendisine. Fakat bu 20 lirayı onun için değerli para ki çalmış bu bisikleti. Suç duyurusunda bulunduk fakat herhangi bir şey çıkmadı. Sonrasında 40. gün etkinliği için tekrar buraya bir bisiklet sürüşü yapacaktık. O esnada da ben de burada illa bir bisiklet olmasını istediğim için kendi imkanlarımla bir bisiklet yaptım. Ve onu bu sefer daha kuvvetli bir şekilde biraz daha yükseğe zincirlerle bağlayıp sabitledik. O şu anda hala duruyor burada. Sonrasında belediye arkamda görmüş olduğunuz anıtı yaptı. Bana söylenen İzmir Belediyesi'nin, yani İzmir sınırları içerisinde Metin Oktay için böyle özel bir anıt yapılmış. Onun haricinde yapılan ikinci anıt. Tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kazayı duyup öğrendikten sonra kaza yerinden
hastaneden adli tıp kurumuna gittik. Orada başında bekledik. Sabah 8.30'da okuldan aradılar. Oğlumun okulundan aradılar beni. Ve bütün öğrencilerin haberi olduğunu ve gelmek istediklerini söylediler. Zor zapt ediyoruz öğrencileri dediler. Fakat akşamüstü bütün okul gelmişlerdi. Hepsi yanımdaydı. Sonrasında biz çok ciddi olarak hayattan soyutladık kendimizi. Ailesi haricinde arkadaşları da çok fazla etkilendi. Çok fazla etkilenen arkadaşı oldu. Oğlumun bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum. Psikolojik tedavi gören, destek alan arkadaşları var. Hala bu desteği almaları gereken arkadaşları var, alanlar. Bu destek ayakta duran arkadaşları var. Bizler belli bir yaşa geldik. Çok fazla hayattan beklentimiz yok ama onlar için çok fazla üzüldüm. Onların da çok ciddi etkilenmesi beni de ilave olarak yaraladı. Onların daha iyi olması için imkanlarım çerçevesinde elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalışıyorum bir şey yapamasam bile. Yollar bizi A noktasından B noktasına götürmek için yapılmış asfalt dökülmüş yerler. Yani amacımız sadece ulaşımsa sadece ulaşım amaçlı kullanmamız lazım. Hız amaçlı, sürat amaçlı veya ego tatmin amaçlı kullandığımız zaman maalesef böyle çok acı durumlarla karşılaşıyoruz. İnsanlar bedel ödedikten sonra trafiğin ve araçların ne olduğunu daha iyi anlıyor. Ama başına felaket gelmeyen insanlar duyarsızlığa maalesef devam ediyorlar. Herkesin başına bir şey gelmeden duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Ben bedel ödedim. İnşallah başka kimse bedel ödemez.